Herkese gözbek.com'dan merhaba. Bugün Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri ilk P-72 Deniz Karakol uçağını teslim almış oldu. Bu teslimatla birlikte 15 yıllık bekleşte sona erdi. P-72 Türk Deniz Kuvvetleri'ne çok önemli bir güç katacak. Uzun menzili havada uzun kalışıyla birlikte P-72 sadece 8000 kilometreye yaklaşan kıyılarımız değil gerektiğinde Libya gibi daha uzaklara giderek görev yapabilme imkanına da Türk deniz kuvvetlerini kavuşturmuş olacak. Bu videomuzda P72'yi birlikte tanıyacağız. Hangi sistemlere sahip? Hangi silahları taşıyor? Bunları beraber öğrenmeye çalışacağız. Öncelikli olarak uçağın başındaki niye bu P harfi kullanılıyor onu açıklamak isterim. P İngilizce'de petrol olarak adlandırılan devriye kelimesinden geliyor. Ve son yıllarda da deniz karakol uçakları P harfiyle başlıyor. Örneğin P3 Orion veya Boeing 737'den geliştirilen P8 Poseidon gibi uçaklara P harfi kullanıldı. Normalde sivil model olan ATR-72'de P harfine kavuştu. Türk Deniz Kuvvetleri'nde artık P72 adıyla anılıyor. Keza, e, deniz kuvvetlerinde uzun senelerdir kullanılan CN-235 uçaklarına da P235 adı veriliyor. Türkiye uzun yıllar deniz kuvvetlerinde S-2 Tracker uçaklarını kullandı. Daha sonra bu uçakların hizmetten çıkartılmasının arkasından CN-235'ler alındı. 6 adet ve bu uçaklar yerleştirilen özel sistemlerle Meltem projesiyle birlikte birer Deniz karakol uçağı haline getirildi. Peki bir deniz karakol uçağının özellikleri neler? Deniz karakol uçakları taşıdıkları radar sistemleri, özel dinleme aletleri ve birçok elektronik sistemle birlikte aslında orduların ve daha doğrusu donanmanın en etkin hava güçleri arasında yer alıyor. Uçaklar helikopterlere göre çok daha hızlı, çok daha hızlı kıyılar üzerindeki devriye görevlerini gerçekleştiriyor. Bu devriye görevleri sırasında deniz üstü hedeflerin görüntülerini alıyor veya radarlarından takip ediyor. Barış zamanı bakıyorsunuz kaçakçılık, insan kaçakçılığı veya bölgenin kontrol edilmesi amacıyla çok önemli göreve sahip. Aynı zamanda e, denizaltıları da bulabilmek için de bu tür uçaklarda özel sistemler yer alıyor. O sinyalleri, görüntüleri takip eden operatörler var. Kabin içerisindeki konsollarda ve aldıkları bilgileri değerlendiriliyor. CN-235'ler 6 adet Türk Deniz Kuvvetleri'nde yer alıyor. Tabii ki daha kısa menzilli uçaklar uzun süredir de Deniz Kuvvetleri'nin daha uzun menzilli, havada daha fazla kalabilecek uçaklara ihtiyacı vardı. 2000'li yılların başında bu proje haline getirildi ve Meltem 3 kapsamında ihaleye çıkıldı. İhalede Airbus'un C295 teklifine karşılık İtalya'dan o zamanki şirket adıyla Aleyna Türkiye'ye P72 teklifinde bulundu. Uzun süren işte pazarlıklar, ihale süreçlerinin arkasından Aleyna şirketi seçildi ve 2005 yılında yaklaşık 180 milyon euroluk bir anlaşma imzalandı. Fakat e, uçakla ilgili gerçekleştirilmesi gereken bazı modifikasyonlar vardı. Bu modifikasyonlar test ve kalibrasyonları çok uzun süre aldı ve sonunda bu 15 yıllık sürede uçak tamamlandı. Peki neden sivil bir platform seçildi? Önce biraz bu konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Sivil uçaklar üretildikten sonra hava yollarında yolcu veya kargo taşıma işlemlerinde kullanılıyor ve binlerce hatta milyonlarca saat uçuş gerçekleştiriliyor. Bu imalatçı için çok önemli bir tecrübe. Uçağın bütün teknik problemleri çözülmüş oluyor. Yapı kendini ispat etmiş oluyor ve bu güvenle birlikte askeri ekipman taşıyacak hale getirilmiş oluyor. Ama sivil olduğu için dayanıklılık askeri modellere göre biraz daha geride. Örneğin işte kanatlara diyelim ki işte torpidolar, bombalar, sualtı bombaları, mühimmat veya podlar takacaksınız. Bu kanat sadece uçağı ekonomik uçuracak şekilde tasarlanmış. Yeniden bir kanat tasarlamak için çok ciddi maliyetlere neden oluyor. Bu yüzden sivil platformların bu tür askeri platformlara çevrilirken handikaplarının başında da biraz daha zayıf yapıları geliyor. Bu nedenden dolayı örneğin ATR-72'de e, torpido taşınması gerekiyor deniz karakol görevlerinde. Torpido ön tarafta sağa ve sola yerleştirilmiş durumda. Tabi bu da ekstra mühendislik hizmeti, testler, e, yeniden kalibrasyonları... ...şunları bunları derken bu da çok ciddi bir süreç alabiliyor. Türkiye bu uçağı seçtikten sonra anlaşma gerçekleştirildi 2005'te ama uzun süre projeden bir sonuç alamadık. O dönemki ismiyle Savunma Sanayi Müsteşarlığı tekrar alene ile masaya oturdu ve bu gecikmeden dolayı 2013 yılında Türk Deniz Kuvvetleri'ne 2 adet ATR-72-600 tipi uçak verdi. Bu uçak irtibat, personel taşıma veya kargo taşıma amaçlı kullanılacaktı ve herhangi bir işte radardan ekipmana gerek kalmayacaktı. Ee, normal yolcu uçağının aynen askeri modeli gibi gri boyanmış bir uçak olarak iki uçak geldi Türk Deniz Kuvvetleri'ne. Bu arada da bu süreç içerisinde pilot ve teknik bakım ekibi de bu uçak üzerinde uçarak tecrübelerini arttırdılar, saatlerini yükselttiler ve ileride gelecek olan P-72'ler içinde ciddi bir tecrübe kazanmış oldular. Uçaklar proje dahilinde normal yolcu uçağı olarak üretildikten sonra Türkiye, Ankara'daki, Akıncı'daki Türk Havacılık ve Uzay sanayi tesislerine TUSAŞ'a geldiler. Burada işte o radar sistemleri, anten sistemlerinin takılması, gövde modifikasyonları gerçekleştirildi. Yapılan test uçuşlarından sonra ilk uçak İtalya'ya gitti ve İtalya'da da mühendislik çalışmaları ve kontroller tamamlandı ve en son geçtiğimiz aylarda uçak e, Türkiye'ye geldi. TUSAŞ tarafından tekrar kabul işlemi yapıldı ve arkasından da TUSAŞ testlerini tamamladıktan sonra uçağı Deniz Kuvvetlerine sundu. Deniz kuvvetleri de yaklaşık bir iki aydır süredir yoğun bir test programına soktuktan sonra ilk uçağı bugün yapılan törenle teslim almış oldu. Öncelikli olarak bu uçak ATR-72'nin 600 serisinden modifiye edilerek P-72 haline getirildi. 2005 yılında imzalanan ilk anlaşmada ATR-72 500'ler ön plandaydı. Fakat ATR'nin yeni model geliştirmesi ki 600 serisinde daha güçlü motorlar, var ve bu motorlar aynı zamanda 500'e göre daha ekonomik uçağa ekstra bir avantaj vermiş durumda. Uçağın ana sistemini Amazkos 300 oluşturuyor. Amazkos 300 içerisinde bir adet Ocean Master 400 arama radarı bulunuyor. Bu radarın menzili 190 deniz mil yani 351 kilometre. 400 watt çıkış gücüyle bu radar yayın yapıyor ve uzun menziliyle su üstü hedefleri takip edebiliyor. Görüntü alınmasında ise Aselsan imalatı Asel Filir 200T kullanılıyor. Elektrooptik keşif sistemi 35 deniz mili yani 64 kilometre menzile sahip. Ayrıca uçakta denizaltıların tespiti için son havay lançerleri de bulunuyor. TMS 200 aktif pasif son havay akustik işletim sistemine sahip, RWR ve elektronik harp kabiliyetlerine de P72'ler sahip. Kabinde 4 adet konsol bulunuyor. Bu konsolda radar operatörü, taktik koordinasyon subayı, akustik operatörü, elektronik harp ve muharebe operatörleri görev yapıyor. Ayrıca da kokpitte de 2 pilot görev gerçekleştirmekte. Bu arada radar sistemi ile ilgili şöyle bir ek bilgi vermek istiyorum. Ocean Master radarının olduğunu söylemiştim. Ocean Master radarı uçak 1000 fit yani alçak irtifada yani 330 metrede uçarken 35 deniz milinden bir denizaltının periskobunu tespit ediyor. Biliyorsunuz denizaltı var. Suya çıkmadan önce periskoplarını çıkartarak etrafı kontrol ediyor. Ve gerçekten bu radarın özelliği 35 deniz mili gibi daha denizaltı uçağı tespit edemeden periskobunun görülmesini sağlıyor. Zaten kullandığı sualtı bombaları veya torpido sistemleriyle de o denizaltıya hiç fark ettirmeden e, hedefine kilitlenip mühimmatını atabilecek kapasiteye sahip P-72. P-72'de silah yükü daha önceden de belirttiğim gibi ön tarafta sağda ve solda yerleştirilmiş iki istasyonda taşınabiliyor. Bu istasyonların her biri 454 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Tabii ki 250 kilogramlık Mach 46 veya Mach 54 torpidoları ile rahatlıkla bu lançerlere yerleştiriliyor. Ayrıca yaklaşık 160 kilogram ağırlığında da su altı bombaları da bu lançerlere takılabilir. Yani deniz karakol uçakları gökyüzünde, su üstünde veya su altında hedeflerini çok uzaktan tespit edip bu hedeflere karşı ağır mühimmatlarını işte torpido veya su altı bombaları atarak hedefini vurma kapasitesine sahip önemli hava araçları. Halen Deniz Kuvvetleri'nin havacılık bölümünde 6 adet P-235 ve gemi konuştu olarak da görev yapabilen Sea Hawk, Skorsky imalatı Black Hawk'ların deniz versiyonu Sea Hawk'lar yer alıyor. Gerçekten Türkiye deniz kuvveti açısından, hava birimleri açısından son yıllarda bu P-72'nin de envantere girmesiyle çok önemli bir güce kavuşmuş durumda. Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre önümüzdeki yıl içerisinde teslimatların tamamlanması be bekleniyor P-72'lerin ve böylece envanterin daha da büyümesi gerçekleştirilecek. P72'ler uzun menzilleriyle de dikkat çekiyor. Örneğin Libya'ya gidecek olan bir P72 Dalaman'dan kalktığı zaman Libya'ya ulaşıyor. 2 ila 3 saat Libya açıklarında görev yapabiliyor ve daha sonra tekrar Dalaman'a dönebiliyor bu 8-9 saatlik görev süresi içerisinde P-72 bunu yapabilecek kapasiteye sahip bir uçak. P-72'ler yer bağlantılarını hem Link-11 hem de Link-16 sistemleriyle gerçekleştirilebiliyor. Link-16 bu arada P-235'lerde olmadığını da belirtmemizde fayda var. Bu sistemleri uçağa entegre eden kuruluşumuz ise bir başka yerli savunma grubumuz Havelsan. Havaysan'da biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde logosunu tekrar yerledi ve özellikle simülatör ve elektronik sistemlerde kendini ispat etmiş sistemleri tasarlayan çok önemli bir savunma kuruluşumuz. Aselsan'ın da tabi bu Meltem 3 kapsamında epey bir katkısı var projeye. TUSAŞ da ana yüklenici olarak bu uçakların modifikasyonlarını gerçekleştiriyor. Bu durum TUSAŞ için çok ciddi bir tecrübe çünkü önümüzde devam eden hava soj gibi çok önemli sistemler var. Nedir bu sistemlerin ortak yönleri? Sivil bir uçak alınıyor, mühendislik olarak farklı modifikasyon paketleri uygulanıyor. Yani gerekirse gövdede bir panel açılıyor. O panele radar anteni takılıyor örneğin veya başka başka ekipmanlar ekleniyor. Bunlar gerçekten bir uçağın modifikasyonu açısından yüksek mühendislik gerektiren şeyler. Bunların mühendislik hizmetinin verilmesi, Türkiye'de takılması bu gerçekten bu projede Türk savunma şirketlerine birer artı olarak yer almakta. E, TUSAŞ da bu konuyla ilgili tecrübelerini arttırıyor. Ve buradan edindiği tecrübeler önemli bir kısmı da halen devam eden Hava soş sistemine aktarılıyor. Hava soş'ta da daha önceden de videolarını yapmıştık. E, Kanadalı Bombardier şirketinin üretimi Global 6000 tipi işletleri 4 adet alındı. Bu işletlere takılacak özel radar ve ekipmanlarla havadan... Karıştırma işlemleri gerçekleştirecek gerçekten bu da bu uçak da Türk Hava Kuvvetleri için çok önemli bir güç çarpanı olacak. Bu videomuzda size P72'yi anlatmaya çalıştım lütfen sorularınızı yorum yazın veya info.tolgozbek.com mail adresine mesaj atabilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katıl tuşuyla destek vereceğiniz gibi yeni video yüklendiğinde haberdar olmak istiyorsanız lütfen bildirim tuşunuzu açık bırakmayı unutmayın. Detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.